Selamünaleyküm. Arkadaşlar ben Urfa kardeşiniz. Yemcideyiz. Yemlere bakalım. Son fiyatlara bakalım. Her şey. Jungmann, gibst du noch ja? Yes. Okay. Yem fiyatları tavan oldu arkadaşlar. Bu yarışlardan falan geri geldiklerinde daha önce kaç sefer tekrarladık da Dreyfus üzüm şekeri diyorlar arkadaşlar. Geldiklerinde bir nevi şot gibi bir şey. Kendilerini toparlamaları için sıvı işte kayıp yoldaki şey, enerji kaybını şey ediyorlar. Bir nevi destekliyorlar. Bira mayası normalde bağırsaklardaki iyi bakterilerin üremesini sağlıyor. Fazla tüketilmeyecek. Lionzat dediğimiz arkadaşlar o da normalde insanlar da tüketiyor. Zayıflamada vesaire çok yardımcı oluyor ama benim bildiğim duyduğum çok şey ettiğin zaman arkadaşlar zararı bile oluyor. Böyle damarlarda yani fazlası iyi değil öyle diyelim. Her şey dediğim her şeyi Google'dan bir daha bakabilirsiniz. Fındık 4 euro 60 kuruş. Postacılar veriyor. Gerçi kuşlar yiyormuş. Ben vermiyorum da. Bu Ayhe. Bu normalde yavruya kustukları zaman süper veya yavrudan önce verebileceğiniz şey arkadaşlar. Bu normalde fiyatları görüyorsunuz zaten üstüne. Bu Hanepschat. Bence çetene tohumu diyorlar. Bu da arkadaşlar gerçekten işte bu kızışmaları için kullandığımız şeylerden bir tanesi. Ama çeteli tohumlu mu diye geçiyor onu bilmiyorum. Onu da Google'dan öğrenebilirsiniz. Bu mineral olması lazım arkadaşlar. Delfin mineralını görünmüşsünüz. Bunların hepsi arkadaşlar bunların hepsi lüks bir şey değil. Olanıdayız. Bunları gerçekten vermeliyiz. Bu da mineral tozumuz. Vitamin, mineralin gerekli şeyler var içinde. 2,5 kilosu 13 euro. Küçüğü 1 kilolu 8 euro. Hay. Yemlikler 32 euroya kadar geldi. Tövbe estağfurullah. Yani 32-33 euro. Normal değil arkadaşlar. Basit bir suluk 11 euro oldu. Yani gerçekten hiç çığırından çıktı. Şöyle. Bunlar altısı bir tanesi ekstra yanında veriliyor. 12 lira 10 kuruş. Huydak. Bu kırmızı taş vitamin. Pardon. Huydak. Bu da 11 lira 50 kuruş. Ya. Amacımız aydınlatmak biraz. Bunlar lüks değil arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 20 kilolukları tercih ediliyor. Mesela şöyle ne kadar ediyor? Burada bak 12 lira diyor 20 kilosu. 20 kilosu 2,5 kilosu 2 lira 75 kuruş euro. Şurada yemlere bakın arkadaşlar burada daha önce de size anlattığım gibi ortalama yemler 22 ile 31 euro'ya kadar yemler tavan yaptı. Burada yani start dediğimiz başlama, uçum, efendime söyleyeyim yatırdığınız kuşlar eşe attığınız kuşlar içindeki mısırın çeşitleri bu da şey için eş için yani zengin yemler hep eş için yavru için arkadaşlar ondan sonra mesela şöyle gördüğünüz gibi uçum için yani daha şey, seçkin daha yani bu karışımları da
Çoğu şey yemler Belçika'dan geliyor. Gördüğünüz gibi. Yani bunlar öyle bir iki günde hazırlanmış veya kafalarına göre belirlenmiş şeyler değil. Bunları tecrübeli ede ede zamanla bunu şey etmişler. Gördüğünüz gibi yemler tavan yaptı arkadaşlar. 32 euroya kadar. Yani maalesef gerçekten 25. Bu da normalde yavrulara efendime söyleyeyim. Yani yapılacak bir şey yok. Şöyle bunlar kuşların altına seriliyor. Dışkılarını vurutuyor. Efendime söyleyeyim. Süper bir şey bu arkadaşlar. Eskiden kedi humu falan diyorlardı. Bu normalde en basit yemdi burada. Standart dediğimiz yani normalde geçen sene yanlışım yoksa 10 euroydu bu. Şimdi 20 euro oldu bu. Ha verilir mi bu kuşlara? Her şey verilir kuşlara da. Neye ulandınız hani hangi tür kuşunuz var? Ne kadar değer veriyorsunuz? Ondan da alakalı şeyler tabii. Ama bunların hepsi profesyonel insanların yani burada profesyonel insanlar yemine ihtiyacını karşılıyor. Burada sigara çöpü. Bunları da tavan yaptıydım. Bunları biraz normallaştı. 13 euro. Bu da normalde şeye tavukların altına da yatırıyorlar. Bit böcek. Efendime söyleyeyim burada da işte gördüğünüz gibi multi mineral Bengsu. Bunların hepsi ekstra normalde kuşlarınıza güç verecek şeyler arkadaşlar. Yani anlayacağınız havyar diyelim kuşlar. Hani bir, onlara göre havyar diye. Bunlar performans kuşu olduğu için bizim kuşlarımız gibi uçum. Bunlar yani kuşa her şeyi ölçülü kuşuna göre zamanına göre veriyorlar. Fiyatlar gördüğünüz gibi şöyle bir helke 22,5 lira 22 lira 50 kuruş. Sıkma yem oluyor. Bir nevi bazı yemlerde antibiyotik şeysi de görüyor, vasfesi gören şeyler de oluyor arkadaşlar. Yani doğal diyelim işte samırsaktır efendim o şekilde düşünün. Yani hepsinin bir faydası var. Bu bölümde de şöyle bir çanak 1 liraydı 2 lira olmuş. Bunlar bitkisel çay oluyor. İçinde işte pardoblum dedikleri ve ıstırganotu başta olmak üzere bunlar en önde gelen şeyler doğada yani kuşlara gerçekten hele ki tüy döneminde faydası olacak çaylardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle 12 lira. Bunları kendin yapıyorsun. Hazırı da var. Bu hazırı. Şu 7,5 euroluk olan hazırı. O normalde işte kaç litre bir kapak veriyorsun. Burada gördüğünüz gibi vitamininden tutun. Yine vitaminlerden tutun. Amfi gerçekten bunlar var ya kuşları yani bit için spreyle. Burada gördüğünüz hepsi normal sirke ama sirkeye katılmış şeyler var arkadaşlar. Mesela diyelim sirke, elma, samırsak, bal. Bu şekilde bunu normalde sirke, samırsak. Bu normalde sirke sade. Bu şekilde arkadaşlar. Yağdır, şudur, budur. Hepsi karışık olanlar var. Tercih meselesi. Omega insanlara da olmazsa olmaz. Yani şifa. Bu da bak görüyor musunuz? Leyfin bir yıkıyor. Yaşayan bir mayası diyor yani. Onu demek istedim. İçindeki bazı mikroplar bağırsaklara gerçekten yaşayan mikroplar faydası var. Araştırmanızı isterim. Yeme karıştırıyorlar. Efendime söyleyeyim karışım yaptıkları zaman tercih edilenler.
Her şeyin fazlası zarardır arkadaşlar. Onun için ona göre şey ediniz. Daha ne diyeyim? Ne var? Mesela diyelim şöyle gördüğünüz gibi. Buyur. Arkadaşlar gerçekten yemin ediyorum çıldır. Bak. Normal mı bu arkadaşlar? Yani yarısı 10 euro. Yani normal değil yani. Gerçekten fiyatlar gerçekten normal değil. Ha, buranın çalışanlarıdır vesaire, şusu busudur. Burada her şey var. Tavuklara, ürünlerden tut. Efendime söyleyeyim. İşte parki, saka. Efendime söyleyeyim. Ne bileyim yani. Hint bülbülü vesaire. Burada yemleri görüyorsunuz. Bunların hepsi şöyle bir 12,5 kilolardan tutun 15. 15 böyle yemler değişiyor gördüğünüz gibi. Burada da genellikle 3 aşağı 5 yukarı tavuklara verilen, mesela şu az evvel gösterdiğimiz sığıra çöpü. Yani burada burada da mısır diyelim. Adana'daydım ben bir gün. Bir çocuk vardı. Onu da söyleyip kapatacağım arkadaşlar. Ya ben böyle bir şey görmedim. Beni görmedi tabii ki. Şimdi bir mısırı satan emekçi bir kardeşimiz vardı. Ben bunu birkaç sefer izliyordum. Uzaktan böyle bir analiz yaptım. Çünkü değişik bir çocuktu. Böyle bağırıyordu. Darı var darı. Darı var darı. Yani erkek olan yerlerde hep darı var darı diyordu. Bir bayan gördüğü zaman da tövbe kaynamış. Yemin ediyorum aklıma geldi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Eğer bir husurum olursa affola. Yorum, like'ı esirgemeyin. Kaynamış.